Ben kimseden para istemedim. Kimseden para istemedim. Yalan söylüyorlar. Yalan söylüyorlar. Yalan söylüyorlar. Yalan mı? Seylan, lütfen, lütfen bir kez olsun gözyaşının ardına sığınma. Cesur ol. Hatanı kabul et. Ama tabii canım, tabii sen yüzleşmek yerine kendini unutacak kadar içmeyi tercih edersin değil mi? Yeter. Bugüne kadar sana olan saygımdan sustum. Ama annemle böyle konuşmana izin vermem. Alp, annenle dikkatli konuş. Burada çıkan rezalet için özür dileyecek yerde. Özür mü dileyeceğim? Niye özür diliyorum ben, pardon? Kimden özür dileyeceğim ya? Başından beri olması gereken şey oldu zaten. Ben annemi hiçbir zaman saklamadım. Niçin kimseden özür dilemeye niyetim yok benim. Biz bu kararı senin iyiliğin için verdik oğlum. Attığın her adımda geçmişin ayağına dolanmasın diye verdik. Annenin yaptığı hatalar yüzünden zor durumda kalmayasın diye verdik. Annemin hataları. Annemin hataları yüzünden. Yaşadığımız her şey annemin hataları yüzünden mi zannediyorsun sen baba? Ha? Senin hiçbir suçun günahın yok. Beni çocuk yaşta bırakıp sen gittin. Bizi annemle tek başımıza sen bıraktın gittin. Senin yıkıntılarının altında kaldı hep. Ben hatamı telafi ettim. Türkan'la beraber sana yeni bir hayat kurdum. Ben yıllardır, yıllardır o verdiğiniz hayata hak etmeye çalışıyorum. Size doğru dürüst, size layık bir evlat olmak için uğraşıyorum. Bu sondu baba. Bir daha ne anneme ne de beni ezmene izin vermeyeceğim. Hadi anne. Hadi. Alp buraya gel. Daha konuşacaklarım bitmedi. Ama benim bitti. İyi akşamlar. Hani sen orada içeride beni korudun ya. Ben o kadar mutlu oldum ki. O kadının söylediklerine inanmadın değil mi? Bunu sonra konuşacağız. Hayır, sen o kadına inanmadın değil mi? Hayır, o kadına inanmadın değil mi? Alp, annemi eve götürür müsün? Tabii. Alp, beni dinle lütfen. O kadına inanmadın değil mi? Lütfen inanmadın. Hadi abi, hadi abi ya. Hadi teyzeciğim, hadi sırası bir işin. Sonra konuşursun. Sonra hadi gel, konuşmaz. Tamam. Konuşacak, söz veriyorum konuşacak. Gel, gel. Gel, gel bak, binelim şu arabaya. Gel, gel. Hadi gel, ne olur. Hadi. Konuşacak. Söz veriyorum. Ben konuşurum. Tamam, gel. İyi misiniz Alp Bey?
Kalp. İyi misin? Kötü görünüyorsun. Konuşmak ister misin? Ama hadi Neva. Duydun değil mi oğlunun dediklerini? Yıllardır bize olan borcunu ödüyormuş. Verdiğimiz emeklerin hiçbir kıymeti yokmuş. Yazık. Gerçekten çok yazık. Türkan. Hadi beni geçtim. Senin onun için yaptıklarından sonra sana bunları nasıl söyleyebilir? O toz konduramadığın, herkesten çok güvendiğin oğlun senin hakkında bunları düşünüyormuş demek. Öyledir zaten. Ya Türkan bir sus ya. Ya bir sus. Sus. Ben yanlış bir zamanda geldim galiba. Yok Ece, olur mu? Artık sen de aileden sayılırsın zaten. Kusura bakmayın gerçekten. Saf, sorun değil. Bir şey mi vardı? İşle ilgili ciddi bir sıkıntı var da. Neymiş? Az önce Amerikalılarla konuştum. Onların şirketle ilgili imajları çok önemli ve bu durumdan hiç hoşnut değiller. O yüzden de acil bir toplantı istediler. Nasıl yani? Anlaşmayı iptal mi etmek istiyorlar? Sanırım. Yok efendim. O kadar kolay değil kızım. O kadar kolay değil. İmzaları attık bir kere. Kasım Bey, bence biz her şeye hazırlıklı olalım. Yani ben bütün planı Amerikalıların üzerine yapmayalım dedim. Emir. Şimdi hiç sırası değil biliyor musun? Hiç sırası değil. Tamam kızım. Sen bir toplantı ayarla. Ben hallederim. Tamamdır Kasım Bey. Şimdi müsaadenizle ben biraz yoruldum. Size iyi geceler. İyi geceler. Ben izninizi isteyeyim artık. Ben seni bırakırım. Hayır, zahmet falan olmaz. İyi geceler Türkan Hanım. İyi geceler. Annesi olduğumu herkese söyledi. Güzel işte Seyler Hanım. Siz hep bunu istemiyor muydunuz? Yani artık saklanmak zorunda değilsiniz. Türkan her şeyi mahvetti. Onun benim yanımda durmasını içine sindiremedi. Yine geçmişi önüme sürdü. Aptal bir iftira attı. Alper çocukken onun babasına para karşılığı verdiğimi söyledi. Ne? Para karşılığı mı? Kasım istese tek sözüyle düzeltebilirdi her şeyi. Ama sustu.
Hiçbir şey söylemedi ve sustu. Hiçbirini görmek istemiyorum artık, anladın mı? Bitti. Sevgen Hanım lütfen. Her şeyi kaldırmanı istiyorum. Bunların hiçbir tanesini, hiçbir tanesini görmek istemiyorum. Sevgen Hanım lütfen. Geçmişe dair tek bir şey görmek istemiyorum bundan sonra bu evde. Geçmişe dair hiçbir şey görmek istemiyorum, anladın mı? Sevgen Hanım yapmayın. Bunları da kurtulacağım. Sevgen Hanım lütfen. Bunları da lütfen. Kurtulacağım. Yapmayın. Hepsinden kurtulacağım. Hepsinden kurtulacağım. Hepsinden. Kasım'ı da bütün hayatımı da unutmak istiyorum. Acımı, yasımı, her şeyimi içime gömeceğim. Al! Al hepsi! Yepyeni bir Seylan görecekler artık. Yepyeni bir Seylan. Zor bir gün. Belki de çok daha önceden yaşanması gereken bir gündü. Bugün büyük bir sınav verdiniz ve kazandınız. Ben niye kazanmış gibi hissediyorum acaba? Çünkü yıllardır içinizde hapsettiğiniz duygular bugün ortaya çıktı. İnanın yarın daha iyi hissedeceksiniz. Öyle mi diyorsun? Evet öyle. Her şey düzelecek. Her şey düzelmesine o kadar ihtiyacım var. Neva ben gerçekten artık çok sıkıldım ya. Gerçekten çok sıkıldım. Yani her şey üstüme üstüme geliyor gibi hissediyorum. Böyle sürekli bir şeylerin altında eziliyor gibi hissediyorum ben. Yalnız değilsiniz. Ben yanınızdayım. Ben artık hayal kırıklığına uğramak istemiyorum ya. Sorun bende zaten. Ben sorunun artık bende olduğunu düşünüyorum. Çünkü bütün bu olanlar... Kendinize haksızlık etmeyin. Ben... Bu gece o etrafı duvarlarla çevrildi. Herkese tepeden bakan o soğuk adamın aslında sıcacık bir kalbi olduğunu gördüm. Çok merak ediyorum. Söylediğin başka ne yalanlar var acaba? Ah. Ne demek istiyorsun Türkan? Seylan'la beraber olabilmek için bizim ayrıldığımızı söylemişsin. Türkan, ne öğrenmek istiyorsun? Ne söylemişsem söylemişim. Bir önemi yok artık. Benim için var, tamam mı? Benim için var. Ben yıllarca Seylan'ı suçladım kocamı elimden aldı diye. Ama anlaşılan aldatılan tek ben değilmişim. Sen aşkından ölüp bittiğini söylediğin kadını bile aldatmışsın. Seylan kimi sevdiğini biliyordu. Sen de öyle. Artık bu meseleleri açmanın hiçbir faydası yok. Ne güzel. Nasıl da kolayca sıyrılıyorsun işin içinden. Kimi sevdiğimizi biliyormuşuz, öyle mi? Bu aileyi ne hale soktuğunun farkında mısın sen? Hepimiz dağıldık, dağıldık. Boşuna Seylan'ı suçlama. Bu rezaletin asıl mimarı sensin. Ben bu aileyi bir arada tutmak için nelere katlandım? Ne fedakarlıklar yaptım. Ama sayende bir gecede yıkıldı. Bir gecede. Bir gecede yıkılabiliyorsa o kadar sağlam değilmiş demek ki. Zahmet oldu, çok teşekkür ederim. Rica ederim, olur mu öyle şey? Ne zahmet? Bir kahve içmek ister misiniz? Olur. Hayır demem mi olur? Tamam. Evet.
birazdan, kusura bakmayın. Hiç önemli değil. Evin güzelmiş, bir tarzı var. Senin gibi. Teşekkür ederim. Ben de çok seviyorum. Annemin eviydi. Her eşyanın bir anısı var. O yüzden de hiç değiştirmeyi düşünmüyorum. Yalnız mı yaşıyorsun? Biraz özel bir soru oldu değil mi? Yok. Yalnız yaşıyorum. Üniversiteden beri. Siz keyfinize bakın. Ben de şunları bırakayım. Ne oldu Alp Bey, iyi misiniz? İyiyim. Biraz nefes almak istiyorum sadece. Seninle konuşmak iyi geldi. Ben yine de biraz nefes almak istedim. Ya ne var, ne olur sen de kusura bakma ya. Böyle gece gece senin vaktini çalıyorum. Benim kendi dertlerimle yoruyorum seni. Olur mu hiç öyle şey? Hem şu an sizin de yalnız kalmamanız lazım. Ben yalnızlığa alıştım Neva. Kendi ayaklarım üstünde dimdik durmaya. Başkalarına ihtiyaç duymamaya. Yani birine ihtiyaç duymak, bilmiyorum nasıl anlatsam ama zayıflık gibi geliyor bana. Ben çocukken mesela babam gelirdi yanıma. Güçlü olmak zorundasın. Kazanmak zorundasın Alp. Bayağı böyle derdi, böyle büyüttü beni. İşte sonra kimseye boyun eğmemeyi, kimseye ihtiyaç duymamayı öğrendim. Ama zor zamanlarda herkes birine ihtiyaç duyar. Yani biriyle konuşmak her zaman iyi gelir insana. O ben öyle biri değilim işte. Yani bu tür şeyleri düşünecek vaktim bile olmaz benim. Varsa yoksa iş. Zor bir hayatınız olmuş Alp Bey. İnsanlar dışarıdan bakınca öyle refah içinde yaşayan birinin ne kadar acı çekebileceğini ya da neleri feda etmek zorunda kaldığını anlayamıyor. Doğru, anlayamıyorlar. Anlamıyorlar. Ben de anlatmayacağım artık. Anlatmak için uğraşmayacağım yani. Ben hayatımı nasıl istiyorsam öyle yaşayacağım. İşte bir gün çıktı geldi anne. Bütün hayatımın dengesi değişti yani. Her sabah kendime söz veriyorum biliyor musun? Her sabah istisnasız. Unutuyorum ya. Geçmişinle savaşma. Bitti gitti yani. Ne yaşandıysa yaşandı. Bırak diyorum, önüne bak. Önüne bak, yepyeni bir yol var önünde diyorum kendime. Gerçekten de önünüzde yeni bir yol var. Ben Seylan Hanım'ın çaresizliğini, yalnızlığını gördüm bu gece. Ama sizin varlığınızdan güç aldı. Eminim o da çok gurur duymuştur sizinle. Bir yandan çok rahatladım biliyor musun? Gerçekten. Yani böyle her şey ortalığa dökülünce insanın omzundan bir yük kalkıyor yani. Evet öyle. Saklanıp susup her şeyi içinde yaşamak kadar büyük bir yük yok. Öyle. Yarın yeni bir gün Alp Bey. Yarın yeni bir gün. Şu
edeceğiz. Ne diyorsun bu gece yaşananlar hakkında? Sonunda sen de o dışarıdan mükemmel gözüken ailemizin gerçekten ne olduğunu görmüş oldun. Vallahi şaşırmadım diyemem. Türkan Hanım'ın durumunu hayal bile edemiyorum. Eşinin başkasının olan çocuğunu büyütmek bir kadın için çok zor bir durum bu. Yani vallahi hepimiz için çok zor. En azından annem müthiş bir dengeye sahiptir. Nerede ne yapması gerektiğini, hatta bizim ne yapmamız gerektiğini bile düşünür. Yani o kadar ki onun o mükemmel aile tablosunun içinde biz genelde hep yalpalayanlar biz oluruz. Alp Bey böyle kapalı kutu gibi. Yani ne yaşadığını anlamak çok zor. Öyledir. Ne düşündüğünü, ne hissettiğini pek anlayamazsın. Amerika'dan hani o düzenini bozup gelmek da kolay olmamalı tabii. Vallahi arkadaşlarından duyduğumuz kadarıyla orada bir sevgilisi varmış ama her şeyi bırakıp birden döndü. Ama Alp biraz öyle bir çocuktur. Yani birine, bir yere ait olabilecek bir adam değil. Benim tam tersim. Aç şu telefonu, aç. Önünde sonunda açacaksın bu telefonu nasıl olsa Kasım. Kaçamazsın. Seylan Hanım, istediğiniz gibi eşyalarınızı çöpe attım. İyi. Bana kızmazsanız size bir soru sorabilir miyim acaba? Sor. Türkan Hanım niye öyle söyledi? Yani niye Alp Bey'i para için? Yaptım mı diye mi soruyorsun? Yapmadım. Alp'in canını yakmak için öyle bir şey söyledi. Alp'in bir tek bu şekilde benden uzaklaşacağını çok iyi biliyor. Alp'i benden koparmaya çalıştı. Başardı da. Öyle söylemeyin Seylan Hanım. Ya, yüzündeki o bakışı gördüm ben. Hayal kırıklığını gördüm. Aslında gerçekleri bilse. Ama çok geç. Ece, senin varlığın bana iyi geliyor. Kendim sana yakın hissediyorum. Teşekkür ederim Emir. Bütün aile sırlarımızı da öğrendiğine göre karı onlara iyice yakınlaşmış oldu. Seninle ailenin güvenini kazanmak benim için çok büyük bir şans. Yani beraber çalışan insanların birbirine güvenmesi çok güzel bir şey bence. Bence de öyle. O zaman iyi geceler. İyi geceler. Yalnız değilsiniz. Ben yanınızdayım. Yarın yeni bir gün Alp Bey. Yarın yeni bir gün Nefa. Kahvaltı yapmayacağım Serpiciğim. Şu gazeteleri getirir misin? Tabii efendim. Bir tahminin var mı? Ne konuda? Aa, manşetler konusunda. Benim var da. Buyurun. Teşekkür ederim canım. Gidebiliriz. Bakalım tahminim doğru mu çıkacak?
Bu sefer yanılmayı çok isterdim. Çok. Gazeteler bizi yazmasın. Magazin sayfaları kocamın eski aşkıyla boy boy fotoğraflarını yayınlamasın. Sosyal medyada kocamın rezaleti konuşulmasın. Türkan, tamam. Olan oldu artık. Evet. Olan oldu. Tam da Seylan Sorgun'un istediği gibi oldu. Bizim az solist parçası eski şöhretine kavuşuverdi. Ne güzel. Baksana bir göz at. Herkes sizi konuşuyor. Bu mesele daha fazla büyümeden konuş ve sustur o kadını. Anladın mı? Bana bak Türkan. Ben aynı şeyleri konuşmaktan çok yoruldum. Hı. Lütfen sen de bırak artık. Hayatımıza devam edelim. Ha? Hayır. Seni yorduğum için çok özür dilerim. Çok. Ben de bırakmak istiyorum Kasım. Ama geçmiş beni bırakmıyor. Hoş geldiniz Emir Bey. Hoş bulduk. Babamı çağırdın mı? Henüz gelmediler efendim. Bugünkü toplantılarını iptal ettiler. Hı, tam zamanında. Anlamadım Emir Bey. Önemli bir şey değil. Sen işine dönebilirsin. Alo, buyurun Emir Bey. Koran Bey, yarın sevkiyatın ilk partını gerçekleştirebiliriz. Biz bütün hazırlıkları tamamladık Emir Bey. Hiç merak etme. Görüşmek üzere. Vedat! Koran Bey. Mallar ne durumda? Hazır Koran Bey. Bana bak, işler böyle tıkır tıkır giderken son dakika bir aksilik çıkmasın. Üzerim seni Vedat. Oğlum beni şu Erdal denen adama mahcup etmeyin lan. Zaten sevmiyorum. Her şey kontrolüm altında. Yani bizzat ben başlarındayım. İyi hadi bakalım. Öyle olsun. Paşa, az kaldı Alp Paşa. Seni parmağımda oynatmaya çok az kaldı. Kimsenin derdi yüzünden anlaşılmıyor ki Yağmur. Öyle tabii. Çok zor. Yani ben bu kadarını beklemiyordum gerçekten. Pes vallahi. Bazen çok sinir bozucu. Kaba bir adam olabiliyor. Hmm. Ama o da hiç kolay şeyler yaşamamış. Kor. Annesiz kalmak nedir ben iyi bilirim. Aa bebeğim. Zor tabii. Çok zor. Çocukluğunda yaşadığı tüm yaralara rağmen annesine kol kanat gerdi. O kadar güzel bir şey ki. Doğru. Ama bir o kadar da zor. Ben şimdi anlıyorum. Onun gözlerindeki o derin hüznün sebebini. Neva. Alp Bey'le aranızda başka bir şey mi? Yağmur! Ay Allah canını almasın. Ödüm koptu. Ne yapıyorsun sen? Vay bir dakika gıdıklama savaşı demek. Gıdıklama canavarı geliyor. Geldi. Seni çok güzel gıdıklarım. Gelsene şunu yiyelim beraber yürü. Bak, bak, bak. Şu plaka bizi bir yere götürür abi. Ben şimdi emniyetteki tanıdıkları bir sordurayım bakalım. Bakalım ne çıkacak şimdi. Dur. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben haber bekliyorum sizden. Sağ olun. İyi günler. Bir resmen anneme tuzak kurmuş abi. Bak. Geliyor, bırakıyor Seylan teyzeyi. Sonra bunu.
Bayağı planlanmış bir şey abi. Abi kim yapar böyle bir şey ya? Gerçekten ki hadi onu geçtim, niye yapar yani? Kaç kişi biliyor oğlum meseleyi? Sen merak etme, ben onun ipliğini er geç çıkaracağım ortaya. Efendim? Olur. Olur, görüşelim. Her şey yolunda mı oğlum, iyi misin? Kim aradı? Eski bir tanıdık. Şey efendim, sabahtan beri telefonlar susmuyor. Ne diyeceğimi bilemiyorum artık. Bunda bilmeyecek bir şey yok. Serpil müsait değil diyeceksin. Konuşacak durumda mıyım sence? Peki efendim. Aa! Ece Hanım'a kapıyı açar mısın? Hoş geldiniz. Merhaba. Ece Hanım, hoş geldiniz. Türkan Hanım. Bugün belki bir dosta ihtiyacınız olur diye düşündüm. Ne kadar düşüncelisiniz. Çok teşekkür ederim. Buyurun, şöyle geçin. Kahve içersiniz değil mi? Olur. Sade? Sade. Serpil, sade. Ne oldu? Neden öyle bakıyorsunuz? Türkan Hanım, ben ne kadar güçlü bir kadın olduğunuzu düşünüyordum. Dün yaşanan şeyler sizin için çok zor olmalı. Ama ben sizi çok takdir ettim. Yani krizi o kadar iyi yönettiniz ki. Hem bir eş hem de bir anne olarak. İyi mi yönettim? Aslına bakarsanız benim için pek kolay olmadı. Ama eğer ailem tehdit altındaysa orada kendimi bile unuturum. Malum erkekler. Onların aklı çabuk çeliniyor. Ama biz kadınlar öyle değiliz. Daha temkinliyiz. Daha öngörülüyüz. İşte biz de bu öngörümüzü kullanıp ailemizi bir arada tutmalıyız. Eğer bunu başaramazsak, daha düne kadar yanında olan adam bugün bir bakmışsın, o uçup gidivermiş. Ya engel olamazsak uçup gitmesine? O zaman o kanatları kıracaksın. O kadar sert diyorsunuz. Bakın Ece Hanım, Ece diyebilirim değil mi? Tabii ki. Bak Ece, bu dünya haklıların savaş alanı. Herkes de kendine göre haklı. Ama sen kendi haklılığını unutup karşındakine acımaya başlarsan, bir bakmışsın sen acınacak duruma düşmüşsün. Bu yüzden sakın şunu unutma. Duygularımızla hareket edemeyiz. Evet tabii duygular da önemli ama mantık hep bir adım önde olmalı. Ben hiç böyle düşünmemiştim. Sizden öğreneceğim çok şey var Türkan Hanım. İçimden bir his, birlikte iyi bir takım olacağımızı söylüyor. Ben senin hakkını nasıl ödeyeceğim yavaş yavaş? Gene başladı, gene başladı. Kız ne hakkı ödemesi? Biz kankimden gayet güzel eğleniyoruz. Değil mi kanki? Evet kanka. Benim kızım okula bir başlasın. Düzenimiz iyice oturacak ablası. Ne bileyim, ben çok heyecanlıyım. Çabuk okula gitmek istiyorum. Sonra ararsın ama bugünlerini. Yağmurcuğum çok edebim var diye ağlama bana sonra. İşte bile. Ben de güzel ödevimi yaparım ağlamamla. Aferin benim kızıma. Benim kızım okula gidecek, yeni bilgiler öğrenecek. Hepsini annesine anlatacak sonra değil mi? Evet Meleğim, ben sana her şeyi anlatacağım. Selam Neva, Yağmur. Alp Bey müsait mi Berk Bey? Bir şey görüşecektim. Tabii tabii, ofisinde geç sen. Hemen geliyorum. Alp Bey. Neva. Ben bugün Seylan Hanım'ın yanına gitmek istiyorum. Tabii siz de izin verirseniz. Hem ona yemek yaparım, hem de dünden sonra yalnız bırakmak pek içime sinmiyor. Yanında olmak istedim. Siz de gelmek ister misiniz?
Benim biraz halletmem gereken işler var. Ben sonra uğrarım ya. Peki. Hayal, senin bak ayakkabının bağcığı çözülmüş. Onu bağla, basıp düşme sonra. Dikkat et. Yağmur, yani şey artık Hayal kocaman kız oldu ya. O kendi bağlar değil mi Hayal? Evet Yağmur'cum. Meleğin bana nasıl bağlatacağını öğretti. Sen karışma. Tamam. Yağmur, ben yemeğe çıktığımız gün çok eğlendim. O yüzden eğer sen de evet dersen, yani olur dersen eğer, tekrar beraber bir şeyler yapalım mı? Yani benim sende öyle bir kredim var mı hala? Kredi mi? Kredi. Ha kredi, şey mi anlamı? Tabii canım. Ha öyleli. Ha yani neden olmasın, tamam. Tamam, o zaman şöyle yapalım. Benim canım çok uzun zamandır mantı istiyor. Sen sever misin mantı? Bayılırım mantıya. Mantıyı kim sevmez? Süper. Tamam. Hatta ben mantıyı çok güzel yaparım. Yani yorulma. Hiç yorulma. Dışarıda yeriz, boş ver. Ay, yok canım, olur mu öyle şey? Yani dışarıdaki mantıyla evde, elde yapılmış mantı bir olur mu? Yani tamam. Şey, o bende. Mantı işi bende. Tamam, anlaştık. Anlaştık o zaman. Tamam. Süper. O zaman ben işimin başına dönüyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz. Ama sen yemek yapamazsın ki. Kız, sen burada mıydın? Bizi mi dinliyorsun orada? Annen geliyor. Bana bak, annene sakın belki mantı yaptığımı söylemek yok, tamam mı? Tamam. Söz mü? Söz, söz. Buyurun. Evet, hadi çıkalım, hadi çıkalım. Ece, işler nasıl gidiyor peki? Yani hedefini belirledin mi? Hedef derken Türkan Hanım? Amerika'dan apar topar döndüğüne göre büyük bir hedefin olmalı. Umarım Karahun Holding bu beklentilerini karşılayabilir. İşle ilgili hedeflerim var tabii ki. O zaman seninle kadın dayanışması yapalım. Ne dersin? Ben her zaman kadınların yanındayım. Ama ne istediğinizi biraz daha net söylerseniz ben de size daha iyi yardımcı olurum. Çok basit. Ben şirkete uzun zamandır gelip gidemiyorum. Yani orada olamamak da canımı epey sıkıyor. Sen bana yardım edebilirsin diye düşünüyorum. Nasıl yani? Şirketteki yeni gündemler, durumlar üzerinden seninle zaman zaman iletişim halinde olmak istiyorum. Orada neler olup bittiğini bilmek benim için çok önemli. Aa, bir de Emir'in yanında olmanı ve ona destek çıkmanı istiyorum. Bu kadar açık davranmanız beni çok mutlu etti. Ben de aynı şekilde size karşı net olacağım. Bunları yaparsam benim bu işten kazancım ne olacak Türkan Hanım? Hedefine ulaşman için şirketteki bütün kapıları sana açacağım. Yeterli mi? Bence birlikte iyi bir dayanışma örneği olacağız. Ha bir de biliyorum senden çok şey istiyorum ama dün yaşadığımız o talihsiz olaydan dolayı bana destek vermeni istiyorum. Tabii, ne isterseniz. Vakfın yararına şöyle iyi bir organizasyon yapmanı istiyorum. Yani bu konudaki yeteneğini gözlerimle gördüm. Gündemi değiştirmek için. Tabii ki. Elimden ne geliyorsa memnuniyetle. Evet. Birlikte gidecek uzun bir yolumuz var. Umarım bu yolculuktan hiçbir zaman pişman olmazsınız. Nergis, sen çık. Sen. Niye telefonlarımı açmıyorsun? Alfin benim yanımda durması hoşuna gitmedi, öyle değil mi? Sonunda amacına ulaşabildin. Herkesi etrafına topladın. Oğlumla aramıza girdin. Nasıl? İyi hissediyor musun kendini? Bütün bunları bile isteye yaptın değil mi?
O gazetecileri sen çağırdın. Ben hiçbir şey yapmadım. Dün olanlarla benim hiçbir ilgim yok. Yalan söylüyorsun. Ne söylersem söyleyeyim seni ikna edemeyeceğim, değil mi? Peki, öyle olsun. Yalancı olan ben olayım Kasım. Ama bütün bu olanların sorumlusu sensin. Bana yıllar önce söylediğin yalanların sonucunu yaşıyorsun. Esas yalancı sensin. Ne yalan? Hangi yalandan bahsediyorsun? Ne diyorsun sen? Benim karımla aramda hiçbir şey kalmadı dedin. Başka sevgiye dair hiçbir şeyimiz yok dedin. Seninle aile kurmak istiyorum dedin. Bu yalanları sen söyledin. Bunun suçunu bana yükleyemezsin. Ben seni tanıyamıyorum. Tanıyamıyorum seni. Ya sana ne yaptı böyle? Nasıl bir adama dönüştün? Selam. Yeter. Artık yeter. Neden yıllar önce bana verdiğin sözü tutmuyorsun? Neden hayatımızdan çıkmıyorsun? Çıkmayacağım. Yok Kasım. Bu kez yapamayacaksın. Bu sefer oğlumu benden ayıramayacaksın. Kim bu delikanlı ya? Ha? Var mı tanıyorsunuz? Kim bu delikanlı? Vay usta. Hoş geldin. Dur bir bakayım sana bir. Dağ gibi delikanlı olmuşsun. Eyvallah. Eyvallah. Buyur, buyur. Tamam. İki çay verin oradan. Vay usta, vay. İyi misin? İyiyim, çok iyiyim. Asıl sen nasılsın? İyiyim, iyiyim ustam vallahi. Ne olsun ya, belki görmüşsündür, okumuşsundur. Biz bir restoran açtık. İşte iyi mi ettik, kötü mü ettik onu da bilmiyorum ama işte onunla boğuşuyoruz. Ben de bir zaman ayırmak çok istiyordum gerçekten. Bir türlü gelememiştim yanıma ama bugüne kısmetmiş. Bağlama çalmayı bıraktın mı? Bak şimdi soruya bak. Ya sen bana bağlama çalmayı öğretmişsin. Ben onu bırakır mıyım ya? Hey kadınsın. Seni görmek de güzel. Eyvallah, sağ olasın. Alp, onu bunu boş ver de asıl sen Seylan'ı söyle bana. Geçenlerde haberlerde okudum. Döndü mü Seylan? Bana bak Seylan, artık haddini aşıyorsun. Ben mi haddimi aşıyorum? Sen mi bildireceksin bana haddimi? Gülünç olma, yalancı. Aslında bunu niye yaptığını biliyorum. Aklın sıra. Dün geceki kabahatinin üstünü örteceksin, öyle mi? Ben bunu yutmam Seylan Hanım. Sana son kez söylüyorum. Hayatımızdan çıkacaksın ve bir daha Alp'e bulaşmayacaksın. O kadar. Çıkmayacağım. Oğlum beni yanında istediği sürece hayatından çıkmayacağım. Zaten beni yıllar önce tehdit etmeseydin oğlumu asla bırakmazdın. Ben bunu niye yaptım Seylan? Niye Alp'i sana göstermedim? Sen benim oğlumun ölümüne neden olacaktın. Alp'i diri diri yakacaktın. Ben oğlumu sana tekrar nasıl emanet edebilirdim? İstemeden yaptım bunu, biliyorsun. İstemeden oldum. Ama artık yeter Seyla. Artık yeter. Bir kez daha Alp'i rahatsız etmeyeceksin. Yoksa seni göndereceğim yerden Alp bile geri getiremez. Korkmuyorum senden. Senden de tehditlerinden de artık korkmuyorum. Türkan'dan da korkmuyorum. Ben dün gece geçmişimi çöpe attım. Seninle hikayemiz bitti. Beni korkutamazsın. Biri daha fazla sakın zorlama. Sakın. Ne işin var senin burada? Yoksa sen bizi mi dinliyordun?
Yok, ben Seylan Hanım'ın yemeklerini yapmaya geldim. Yemek yapıyorsun. İyi o zaman. Neden işinin başında değilsin? Ben şimdi geldim, yeni geldim. Müsaadenizle işin başına döneyim. Ha kızım, burada olanlardan Alp'in haberi olmamalı. Anlıyorsun değil mi? Anladım Kasım Bey. Güzel. Güzel. Eyvallah, sağ olasın. Senin Seylan'ı bırakmayacağını o zamandan belli. Evlat anasından ayrıldın mı hiç? Geçmişte olan oldu Alp. Bir olmuş da ölmüş, hiç çare yok. Ya ben bu geçmişi kapatmaya çalıştıkça bu yine açılıp benim önüme geliyor ya. Alp oğlum, ben seni niye çağırdım? Buyursun. Geçen evde bizim gazinoya bir adam geldi. Seylan'ı sordu. Miras meselesi dedi ama. Allah Allah. Kimmiş? Valla bilmiyorum, öyle tanıdık biri değildi. Böyle düzgün giyinmiş bir adamdı. 1.80 boylarında, kumral. Bir de böyle kalınca kaşları vardı. Böyle iş bitirici bir adama benziyordu. Yapmayın Seylan Hanım. Toparlayın kendinizi. Hiçbir anne evladından vazgeçmez. Ben sizi biliyorum. Ama Kasım Bey niye öyle söyledi Seylan Hanım? Alp Bey'e ne oldu? Öyle olsun istememiştim. Gerçekten istemedim. Ben sadece bir gece çok içkiliydim. İşten geldim. Kapıda Alp buldum. Ateşliydi, çok hastaydı. Eve girdik, ona hemen yatırdım. Çorba yapmak istedim sadece. Çorba yaparsam iyi gelir diye düşündüm. Sonra ocağı açık bırakmışım. Sızmışım. Bir anda etrafımıza alevler sardı. İstemedim ama. Öldürüyordum. Eğer oğluma bir şey olsaydı ben yaşayamazdım. Ani bir karar verdim. Alp'i alıp Kasım'a götürdüm. Ama geri alacaktım. İyileşecektim, kendimi toparlayacaktım. Oğlumu geri alacaktım, alacaktım. Sonra yangını duymuş. Bir de Alp'i göstermedi bana. Eve gittim, kapısında yattım. Kovdu beni. Günlerce o kapıda yattım. Sonra karşıma bir tomar parayla çıktı. Bu parayı alacaksın, hayatımızdan çıkacaksın. Bir daha Alp'i görmeyeceksin dedi. Elimden hiçbir şey gelmedi. O kadar güçsüzdüm ki. O kadar çaresizdim ki. Hiçbir şey yapamadım. Oğlumu alamadım. İnsan bazen karşı koyamaz Seylan. Gücü yetmez. Yapmak istemediği şeyler yaparken bulur kendini. Bir anne evladı için kendinden vazgeçebilir. Bunu iyi bilirim. Siz de ne yaptıysanız hepsini Alp Bey'in iyiliği için yapmışsınız. Hem de karşınızda o kadar güçlü bir aile durmasına rağmen. Odara gidip sakın Alp'e söyleme, olur mu? Sakın. Ben söyleyeceğim. Zamanı geldiğinde söyleyeceğim. İnan ama sakın sen şimdi söyleme. Tamam. Yağmurcuğum, tamam dur bu iş. Öyle mi diyorsun? Yaptığımız alıştırmalar işe yaradı desene. Tabii ki işe yaradı. Çok işe yaradı Yağmurcuğum. Hiç bana bak, annenin haberi yok değil mi? Tabii ki yok. Onun yanındayken bilmemiş gibi yapıyorum. Ha, iyi, tamam. Annem çok şaşıracak değil mi? Hem de nasıl?
karınca çok çalışmış, çok yorulmuş. Yerim seni, yerim, yerim. Senin gibi çok çalışmış, çok yorulmuş. Yapma. İyi, tamam, yapmam. Bana bak, sen bu okuma işini çok erkenden hallettin hayal. Yarın öbür gün okula başladığın zaman arkadaşların birazcık gıcık olacaklar sanki sana. Bakın, ben onların yanında okumayacağım ki sadece annemi sürpriz yapacağım. İyi, tamam. Hadi bakalım anlat bana. Küçük karınca neler yapmış? Bir bir anlat, dinliyorum. Heh, buradan. Küçük karınca akşam eve dönme. Gel. Ya seni yerim. Kurban olurum. Aferin sana be. Maşallah sana. Var mı bir haber? Var. Seylan teyzeyi getiren araç kiralıkmış. Ne? İşin pis tarafı. Ya bunu her kim yaptıysa aracı kendi adına kiralamayacağı kesin. Ya işler iyice zorlaştı artık. Bende de şöyle bir haber var. Birileri annemi araştırıyor. Ne alaka? Bilmiyorum. Miras meselesini bahane edip geçmişi kurcalamışlar. Seylan teyzenin ailesiyle bir bağı yok ki miras meselesi olsun. Kim kurcalıyor abi bunu ya? Bilmiyorum. Ama benim aklımda biri var. Kim? Korhan. Yok oğlum, Korhan nereden bilecek Seylan teyzeyle ne alakası var ya? Ya bilmiyorum ama şu durum benim acayip canımı sıkmaya başladı artık. Ece geldi. Neyse, sonra konuşuruz. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz Ece Hanım. Ben işimin başına döneyim, size iyi oturmalar. Susun. Kolay gelsin. Evet Ece, niye geldin? Dünden sonra seni merak ettim. Geleyim bir göreyim istedim. Gayet iyiyim işte, merak edecek bir şey yok. Bu kadar mı yani? Neden mi bekliyorsun ya? Alp, bana neden söylemedin? Ya bizim bir senemizin her anı beraber geçti. Ben ne anneni biliyorum, ne senin geçmişine dair bir şey biliyorum. Biz bu kadar uzak mıydık ya? Ece, bunları konuşmanın bir anlamı var mı Allah aşkına ya? Evet var, benim için var. Çünkü geride kalan benim ya. Oo, ne var Sultan? Niye geldin sen? Ben ne dedim sana? Şimdi polisi çağırıyorum Koray. Ya ben senin için gelmedim ki Neva Sultan. Alp Paşa'yı görmeye geldim. Sakın. Sakın kızıma yaklaşma. Ne ayıp. Prenses Hayal, bir gün merhaba demeyecek misin? Biz seninle eski arkadaş sayılırız. Git buradan, istemiyorum seni. Anne, çok korkuyorum. Korkma kızım. Korkma, ben yanındayım. Hiçbir şey yapamaz sana. Ece, söylemedim çünkü gerek duymadım. Gerek duymadın öyle mi? Sana söylüyorum. Duydun mu beni? Bir daha seni etrafımda görmek istemiyorum. Alp. Alp. Ben sana ne dedim lan? Ha? Ben sana Neva'dan uzak duracaksın demedim mi? Alp Bey, yapmayın lütfen. Neva, al kızı içeri geç. Alp Bey, yapma. Ya hayal korktu zaten, al kızı içeri geç. Alp Paşa, benim buraya gelişimin Neva ile hiç ilgisi yok. Kızım sen beni burada bekle. Ben hemen geliyorum. Tamam. Lütfen gitme. Tamam. Tamam. Tamam, buradayım. Korkma. Ben direkt buraya seni teselli etmeye geldim. Ne diyorsun lan sen? Bu acı, elem, keder falan belli. Sen de biraz sinir yapmış. Ama takma kafana çok. Her ailede olur böyle şeyler. Ben gençliğimden beri senin annenin büyük hayranıyım. Hani gazetede okuyunca bir heyecanlandım. Hemen kalktım buraya geldim. Yani belli mi olur? Yüz yüze tanışma fırsatımız olur. Belki günün birinde Korhan Ateş'e sevgilerim. Sendin değil mi lan? Ha? Annemi gazinoda sordun ha, sen de değil mi lan? Ha? Senin işin. Senin işin değil mi lan bu?
Dedim ki ben yaptım. Ne yapacaksın? Hayır, 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 hayır. Lan! Tamam, tamam. Lan bırak! Tamam. Bırak, bırak! Tamam, bırak, tamam. Bırak, Alp bırak. Alp, yemin ediyorum kalbine. Kalbine kim var? Hayır, Alp, tamam. Hayır, Alp Bey. Yok, herkesin içinde. Ne yapıyorsun? Oğlum bana bak. Şu kapıya polisleri yığmadan defolun gidin buradan. Defol! Sakin ol. İyi günler. Lan seni. Hayır, 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 hayır. Hayırlı işler. Oh, hayır. Sakin. Buzluğun herkesin içinde ya. Alp Bey. Neva, iyi misiniz? İyiyiz Ferhat, iyiyiz. Ferhat hadi sen. Gonca sen de içeri girin müşterileri oturtun tekrar. Bir şey yok hadi. Tamam Alp Bey. Alp Bey iyi misiniz? İyiyim. Ama eliniz... Ya Neva bırak elim! Anne çok korkuyorum. Alp kim bu adamlar? Tamam sonra konuşuruz bunları. Hadi, hadi gir içeri abi. Sen kimsin ya? Kimsin sen ya? Korhan Bey işini orada bitirebilirdik. Neden izin vermediniz? Lan ben bilmiyor muyum? Alp Efendi bana canlı lazım. Şu sevkiyat işi bitsin hayırlısıyla. Ona da sıra gelecek. Hayır. Bu Seylan'ı biz ifşa etmeliydik. Çok büyük fırsat kaçırdık. Hayır ulan benim anlamadığım. Biz değilse kim? Emir Bey. Evet. Nedir bakalım durumlar? Bu meseleyle alakalı olduğunu hiç kimse bilmiyor değil mi? Aynen konuştuğunuz gibi. Seylan sorgun haberi bütün muhabir arkadaşların telefonlarına başka kaynaklardan anonim mesaj olarak gönderildi. Yani size ulaşmaları imkansız. Güzel. İyi iş çıkardın. Bu haberi benden aldığını hiç kimse bilmedi. Siz hiç merak etmeyin Emir Bey. Benim ağzım sıkıdır. Sen yine de dikkatli ol. Bir sürede ortalıklarda gözükün. Tabii ki. Nasıl isterseniz. Teşekkür ederim. Kızım hadi aç kapıyı. Korkma bak ben buradayım. Hayır açmayacağım işte. O zaman o kötü adamlar sürekli gelir. Kimse sana bir şey yapamaz. Ben buradayım. Hadi bak aç kapıyı. Hadi ne olur kızım gel buraya. Gel. Hadi gel artık. Aferin sana. Ben senin yanındayım. Hiç kimse hiçbir şey sana zarar veremez. Güven bana. Meleğim, Alp bizi korumak için mi o kötü adamlarla kavga etti? Evet kızım. Ben bir Alp Bey'e de bakayım mı? Evet, bakmamayayım bence de. Ben de onu merak ediyorum. Bir şey olmuş muydu Alp'e? Olmamıştır kızım. Olmamıştır, merak etme sen. Sen beni burada Balkız'la bekle, ben hemen geleceğim. Tamam. Bir tanem benim. Ya kardeşim. Hani biz seninle defalarca konuştuk. Hani biz Korhan'la olan derdimizi farklı yollarla halledeceğiz demedik mi? İnsanların içinde yumruklaşmak ne demek abi? Ya ne? Oğlum ne yolundan bahsediyorsun sen ya? Adam söyledi işte açık açık. Anneni basına ben verdim dedi. Ne yapacak? Teşekkür mü etseydim adama? Tamam abi. Alp. Elin iyi görünmüyor. Ben bir buz getireyim. Alp'in yanına mı? Evet. Eli için buz getirdim. Zahmet etme. Ben nasıl olduğunu merak ediyorum. Görmeden içim rahat etmez. Sen bugün yapacağını yapmadın mı zaten? Alp çok sinirli şu an. Seni görmek istemiyor.
Peki. Kimsin sen ya? Anlamadım. Bu adamlarla ilişkin ne yani? Ne istiyorlar senden? Bu sizi ilgilendirmez. Alp'i ilgilendiren her şey beni de ilgilendirir. Alp normalde böyle müşterilerin önünde yumruk yumruğa kavga edecek bir adam değil. Özellikle de bir şef yardımcısı için. Niye yaptı böyle bir şey? Ne öğrenmek istiyorsunuz bilmiyorum. Ama sorularınızın cevabı bende değil. Bunları Alp Bey'le konuşmanız daha doğru olur. Siz kızınızla burada yaşıyorsunuz herhalde. Evet. Garip. Neymiş garip olan? Alp iş hayatında hiç böyle şeylere müsaade etmez. Ama gerçi ben görmeyeli bayağı değişmiş. Tercihleri, beğenileri, çevresi. Herhalde halinize üzülmüş, kafası karışmış. Ama artık ben buradayım. Alp'in kafa karışıklıklarını tek tek çözeceğim. Bakın Ece Hanım, benim için önemli olan tek şey kızım. Hayattaki tek varlığım o. Alp Bey zor zamanımızda bize elini uzattı. Hakkını ödeyemem. Başka bir durum söz konusu değil. Başka bir durum aklıma gelmedi bile. Zaten mümkün de değil. Anne, o abla kim? Bilmiyorum kızım, bilmiyorum. Hadi biz de Alp'in yanına gidelim, onu çok merak ettim. Olmaz kızım. Ama ben Alp'i görmek istiyorum. Biliyorum. Ama olmaz, Alp Bey'in misafiri var. Rahatsız etmeyelim, olur mu? Tamam. Ben hallederim. Alp kim bu adamlar? Anlatacak mısın bana? O Neva adlı kadınla ilgili herhalde. İşle ilgili Ece. Tamam mı? Keşke bir müsaade etsen de biz de bir yalnız kalsak. Yalnız kal sen. Tamam sen de yalnız kal. Ece'nin sana karşı olan duyguları bitmemiş kardeşim. Benden söylemesin. Seni geri kazanmak için elinden gelen her şeyi yapacak, haberin olsun. Ece Hanım iyi gün. Taksi. Nereye hanımefendi? Siz devam edin lütfen. Söyleme gereği bile duymadım, öyle mi? Bana mı dediniz? Durum. Ben hiç şey değilim. Yani adam benim gözümün içine baka baka benim canımı yakıyor ya. Bitti, anladın mı? Alp Karahun benim en büyük düşmanım artık. Ve benim onun için neler yapabileceğimin farkında bile değil. Ece, sakin ol. Yok, olamam. Yemin ediyorum, bak sana yemin ediyorum. Bana yaşattığı her şeyin hesabını tek tek soracağım ondan. Onu mutsuz etmek için elimden ne geliyorsa yapacağım. Bitti o, anladın mı? Bitti. Ya benim onunla ilgili bildiğim her şey yalanmış. Bunca zaman bana yalan söylemiş adam ve ben bu adamı hiç tanımamışım. Ama verecek bunun hesabını. Hayatında da bir kadın mı ne var? Onu da çözeceğim. Gelmemi ister misin? Bak hemen gelirim. Uzun zamandır böyle olmamıştım. Yok. Bununla benim tek başıma başa çıkmayı öğrenmem lazım. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. İyi ki varsın. Sen de canım. Üzme kendini. Hoşça kal. Alp'i ilgilendiren her şey beni ilgilendirir. Gerçi ben görmeyeli bayağı değişmiş. Tercihleri, beğenileri, çevresi. Herhalde halinize üzülmüş, kafası karışmış.
Sebzeler yanıyor. Neva, sebzeler yanıyor. Ah! İyi misin? Ah, git su tut, git su tut. Ben ilgilenirim buraya, tamam. Git su tut. Alp'i ilgilendiren her şey beni de ilgilendirir. Artık ben buradayım. Alp'in kafa karışıklıklarını tek tek çözeceğim. Alp, iyi misiniz? İyiyim. Ama eliniz... Ya ne bırakayım? Anne, kapatın beni. Girebilir miyim? Gel. Annen yok mu? Yani annem çalışıyor akıllım. Mesafe saatlerindeyiz. Doğru. Mesai saatlerindeyiz. Gelsene. Ben seni merak ettiğim için geldim. Ve çok acıyor. Yani. Çok da değil. Bu yaptığın çok kötü bir şey. Annem her zaman kavganın kötü bir şey olduğunu söyler. Aralarımızda konuşarak da sorunlarımızı çözebilirmiş. Doğru. Doğru. Annen çok doğru bir şey söylemiş. Ama işte böyle çok değer verdiğimiz insanların canının yandığını görünce... insan kendine hakim olamıyor. Ben kavga etmeyi sevmiyorum, biliyor musun? Ama sadece meleğim için kavga ederim. Çünkü onu çok seviyorum. Sen yine meleğini sev. Ama kavga etme. Tamam mı? Bak. Görüyor musun? Ne oldu? Ben de kavga ettim. Her şeyi çözdün mü kavga? Çözmedi. Hiçbir şeyin çözümü değil kavga. Bizi kötü adamların elinden kurtardığın için teşekkür ederim. Bundan sonra kimse size bir şey yapamaz. Ben size hep koruyacağım. Tamam mı? Ama sen de akıllı olacaksın. Anneni üzmeyeceksin. Söz mü? Ben niye annemi üzeyim ki? Ya insan sevdiği birisini üzmez. Doğru. İnsan sevdiği birini üzmez. Şey sorabilir miyim? Bunu sen mi çalıyorsun? Hı hı. Ben çalıyorum. Peki ben de çalabilir miyim? Hani öğrenirsen olabilir ama şimdi çalamazsın sanki. Nedenmiş o? Yok. Şeyden demedim. Hani biraz sanki sana büyük kalacak gibi ama. İşte bile bak şimdi. Ne oldu? Şimdi canını çalmak istememiş. Peki tamam, benim aklıma bir şey geldi. Ne geldi? Şu elim birazcık düzelsin. Ben de sana bağlama çalmayı öğreteyim. Gerçekten mi? Gerçekten. Tamam, anlaştık. Ama çubuk iyileşsin elin, olur mu? Lütfen. Neva, eline ne oldu? Önemli bir şey değil, yaktım. Nasıl önemli bir şey değil ya? Görmüyor musun, kızarmış. Ay, mutfakta olur öyle şeyler. Unutacak bir şey yok Ferhat. Bir dakika ya Neva. Su toplamışsa hastaneye götürmek gerekir bunu. Yok artık. Ver bakayım şunu. Ya ver şu elini, ver.
Emrah Bey, bir şey mi istemiştiniz? Gerek kalmadı. Peki efendim. Bu da iyice değişti ha. Böyle bir havalar, artistikler bir şeyler. Ferhat yemek soğudu. Hadi servisi daha fazla bekletme hadi. Neva, bu hamura bir şeyler oldu. Paramparça oldu, ben anlamadım. Tarif işte, senin verdiğin tarifle yaptım aşkım. Anlamadım niye böyle oldu. Hayır arkadaş, bu hamur inatsa ben ondan daha inadım. Olacak bu hamur. Olacak, beni delirtmesin. Yok aşkım ya, kime yapacağım yani? Şey, benim hani canım böyle mantı istedi işte, kendime kadarını yapacağım. Kalanı buzdolabına kaldıracağım. Ha? Ay yok, ne telaşam, telaşam falan yok Neva. Tamam, tamam hadi kapatıyorum ben. Daha bir ton işim var benim. Zaten boynumda tutuldu seninle konuşacağım diye. Tamam aşkım hadi. Tamam hadi görüşürüz. Bay bay, öptüm, öptüm. Aman. Yer yerim, un oldu. Telefon da un oldu. Ne dedi, dur. Böyle açacaksın. Sonra çevireceksin. Biraz da böyle açacak. Bak olmuyor işte. Gel. Yeni misin? Evet yine ben. Sevinmedin mi beni gördüğüne? Yok sevindim, sevindim de işte böyle birden görünce şaşırdım sadece. Akıllım, şaşırmana gerek yok. Biz artık komşuyuz yani. Doğru. Ben sadece ne yapıyorsun diye bakmaya geldim. İyi yaptın. İyi yaptın. Ne yapıyorum ben? İşte hiçbir şey yapmıyorum. Demek sabahtan beri hiçbir şey değişmemiş. İyiyim böyle ben. Yani burada sıkıra sıkıra oturacak mısın? Hayır, rahatım evimde ben. Hiçbir şey yapmıyorsan gel benimle. Nereye? Sana bir sürprizim var. Hayal, gerçekten bak ben şu an hiç öyle oyun oynayacak falan havada değilim yani. Hep bir şikayet, hep bir şikayet. Bir kere de beni dinliyor. Tamam, neymiş bu sürpriz? Söyle bakayım sen bana. Sürpriz söylenir mi Cakalım? O zaman sürpriz olmaz. Sen beni takip et. Buyurun hanımefendi, gidelim. Meleğim, biz geldik. Nerede kaldın kızım sen? Sen de can sıkkın, Alpin de can sıkkın. Hepinizin yüzü böyle. Dondurma kadar insan mutlu edecek hiçbir şey yok. Hele o dondurmayı meleğim yaptıysa dünya kadar garanti mutluluk. Gel kızım, al dondurmanı sen. Afiyet olsun abi. Eva. İzninizle. Neva bir dakika, bir dakika. Nasıl yaktın? Dalgınlıktan. Geçti gitti, önemli değil. Bugün biraz kaba davrandım. Özür dilerim. Asıl ben özür dilerim. Keşke benim yüzümden Korhan'la kavga etmeseydiniz. Bayıcığım seninle ne alakası var? Görmedim adamın yaptıklarını. Onun derdi benimle. Kız arkadaşınız öyle söylemiyor mu? Ne? Kim benim kız arkadaşım? Ece mi? Neyse. Ne var, bir dakika. Ece ne söyledi sana? Sizin için endişelenmiş. Haklı da.
Benim yüzümden başınıza bir sürü şey geldi. Bu yüzden mi gelmedin yanıma? Ben sizi rahatsız etmek istemedim. Hem bana ihtiyacınız da yoktu zaten. Efe Ayce benim kız arkadaşım değil. Bana bir açıklama yapmak zorunda değilsiniz. Abi ben açık, bir müsaade edersen lafımı bitireyim. Kimseye benim için hesap vermek zorunda değilsin. Ya bu Ece olur, başkası olur fark etmez. Kim ne düşünürse düşünsün. Bizim yaşadıklarımız bizi ilgilendirir. Tamam mı? Sizin eliniz nasıl oldu? Elim iyi, bir şeyim yok, merak etme. Ama böyle olmaz ki, dondurmalar eriyor. Evet, dondurmalar eriyor. Şey yedik, ben şu dondurmalara hemen bakmam lazım. Bakayım. Çok da erimemiş ya. Geç bile kaldım, akıllım. Sen var ya, ağzın tadını nasıl biliyorsun sen? Çok güzelmiş bu dondurmalar. Ben size demiştim şıpıdaya mutlu olacaksınız diye. Sırf bu mantığın için öğlen yemeği bile yemedim, biliyor musun? Öyle mi? Gerçekten. Afiyet olsun. Ellerine sağlık. Ben de alıyorum izninle. Afiyet olsun. Sağlık ya, çok güzel olmuş. Ya, afiyet olsun. Yapamam daha fazla. Vallahi Yağmur, gerçekten kibarlık olsun diye bir lokma daha alacaktım ama hiç yenecek gibi değil gerçekten. Berk, çok özür dilerim. Ben de sana vay sen benim mantımı nasıl beğenmezsin diye trip atmayı çok isterdim ama bu gerçekten çok kötü. Olsun, sağlık olsun, eline sağlık. Gece kahvaltısı. Olur. Olur. Olur olur. Bahçeden taze domates, yanına tam yağlı peynir, ne bileyim yumurta falan. Süper olur. Allah derim vallahi, hadi çok güzel olur, tamam. Tamam o zaman, hadi. Alıyorum. Tamam, tamam. Hatta ben de. Berk, özür dilerim, hevesini kursağında bıraktım. Yağmur. Yemek için bahanesi. Ben seninle zaman geçirmeyi seviyorum. Çay. Çay içer miyiz? Çay. İçeriz, içeriz, içeriz. Harareti de alır. Evet, alır. O zaman? Ben sana yardım edeyim o zaman. Çay tamam. Demleyelim. Çay demleyelim. Haydi, ben şey yapayım. Şunları alayım. Çay yapalım. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk.
Emir. Sultanım. Neredesin sen? Akşam ortadan kayboldun. Sabah da yoktun. Ne yaptın bu saate kadar? Gündem yoğundu biraz. Ben de biraz ayak altından çekileyim dedim. Her zamanki gibi. Ailene destek olmak yerine ortadan kaybolmayı tercih ettin yani. Yapma ama anne. Zaten biliyorsun eninde sonunda duyulacaktı. Ayrıca öyle sağda solda konuşulanları da kafana takma. Senin kudretin o insanların hepsine yeter. Bir arada olma ihtiyacımız var. Her zamankinden daha fazla. Ben her zaman senin yanındayım. Sen merak etme. Ha, bu arada Ece ile konuştum. Artık vakıfta birlikte çalışacağız. Bize organizasyon desteği verecek. Hayret. Vakıf senin ailen gibidir. Dışarıdan kimseyi kabul etmezsin. Ece'yi aldığına göre seni bayağı etkilemiş olmalı. Gözüm tuttu değil. Hem bu sayede onu biraz daha yakından tanıma fırsatım olacak. Hayat bu. Neyin ne olacağı belli mi olur? Zekana hayranım Türkan Sultan. Alo. Haberleri mi gördün? Yok, ben de bilmiyordum. Zaten Alp'in hayatına dair neredeyse hiçbir şey bilmiyormuşum ben Duru. Bugün böyle bir süre yanındaydım. Hayatında bir kadın, bir de kızı var. Yani bilmiyorum şu an kim olduklarını ama araştırıp öğreneceğim. Yani anlatamayacağım kadar karışık, yani ben de anlamadım. Böyle kadının mafya kılıklı adamlarla problemleri, sıkıntıları falan var. Adamlar Alp'e de bela olmuşlar. O kadın, Neva. Onun kim olduğunu çözersem zaten her şeyi çözeceğim herhalde. Alp Bey. Neva? Sizinle konuşmak istiyordum. Tabii tabii, gelsene. Ne oldu? Üzerime vazife değil ama Seylan Hanım'la konuşacak mısınız Alp Bey? Kendisini hiç iyi görmedim. Tam aranız düzelmişken tekrardan uzaklaşmanız onu çok üzüyor. Ne var lütfen? Neler olduğunu bir de ondan dinleseniz. Belki her şey göründüğünden daha farklıdır. Ne demek şimdi bu? Sen bir şey mi biliyorsun? Hayır, bir şey bildiğimden değil. Sadece her hikayenin iki tarafı vardır. Siz bu hikayeyi annenizden hiç dinlemediniz. Sadece babanızdan duyduklarınızla annenize sırtınızı dönmeyin bence. Ben o hikayeyi yaşadım Neva. Dinlememe gerek yok. Alp Bey, hayat sevdiğimiz insanlardan vazgeçmek için çok kısa. Ailemden bir tek annem kaldı. Hep bir kız kardeşim olsun isterdim. Allah bana Neva'yı verdi işte. Ne güzel işte, bak bulmuşsunuz birbirinizi. Öyle. Bence herkesin sırtını güvenle yaslayabileceği birine ihtiyacı var bu hayatta. Berk, ben Neva için çok korkuyorum. Korhan belası tamamen ortadan kalktı artık, değil mi? Yani Korhan'ın derdi başka. Şimdi Alp'e bulaştı, ortalık iyice karıştı. Ha, yok yok, merak etme. Biz halledeceğiz. Zaten Alp Hayali ya da Neva'ya bir şey olmasına hayatta müsaade etmez. Neva'nın yaptığı bunca şeyden sonra. Neva gerçekten çok cesur bir kadın. Neva Alp için ne yaptı ki? Yani Alp çok zor zamanlardan geçiyor biliyorsun. Gazetelerden falan duymuşsundur. Tamam. Bu süreçte Neva hem Alp'in hem Seylan teyzenin yanında oldu hep.
Yağmur bu dönemde kim kime bunu yapar Allah aşkına? Haklısın. Alp ve Neva tuhaf bir şekilde birbirle dertlerini paylaştılar. İyi de anlaşıyorlar. Sence de öyle değil mi? Evet, evet. Ya alakasız olacak ama şöyle güzel bir kahve içsek ha? Tamam, olur. Tamam, yapıyorum. Sade Türk kahvesi. Aynen öyle. Tamamdır, hemen getirin. Yardım. Hayır, hayır, hallederim ben geliyorum. Yıllar sonra karşıma çıktın. Hayatıma girdin. Anne ben sana hiçbir şey sormadım ama şimdi soracağım. Beni niye terk ettin? Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk kızım. İyi akşamlar. Türkan Hanım, bir hoş geldin demek yok mu? Yok. Ailem gözümün önünde dağılırken sana karşılama yapamayacağım, kusura bakma. Biraz abartmıyor musun Türkan? Evet, tamam. Berbat bir olay yaşadık ama ailemizin dağıldığı falan yok. Asıl yakında ilgisini kaybedecektir. Birkaç güne kadar da herkes unutacak. Peki sen unutacak mısın? Başkalarından gizleyebilirsin. Ama ben her şeyin farkındayım. O kadın her ortaya çıktığında ona nasıl baktığını görüyorum. Yeter artık Türkan ya. Ya yeter, ne istiyorsun sen benden? Bugüne kadar ne istiyorsan yapmadım mı ben? Oğlumu terk et dedin, yaptım. Annesinden kopar dedin, kopardım. Kötü bir adam oldum senin yüzünden. Benim yüzümden kötü adam oldun, öyle mi? Hıh! Senin yüzünden. Ne istiyorsun? Buradayım işte. Yanındayım. Benim yanımdaysan neden ben kendimi 30 yıldır yalnız hissediyorum o zaman? Artık gerçeklerle beraber yaşamaya alışsan iyi olur Türkan. Ben çoktan alıştım çünkü. Ben geçmişte çok hata yaptım. Sana bakamadım. Neredeyse ölüyordum. Ama seni bırakmayı hiçbir zaman düşünmedim. Senden hiç vazgeçmedim. Hiç yapabilir miyim? Sen benim bir tanemsin. Beni niye babama verdin o zaman? Alkol yüzünden. Çok içiyordum. Bu alkol belasından kurtulmam gerekiyordu. İyileşmem, kendimi toparlamam gerekiyordu. Bizim için, senin için. Ben iyileşene kadar babam bakacaktı sana. Aramızda anlaşmıştık. Ama yapamadım. Seni çok özledim. Yanımda ol istedim. Seni tekrar almaya kalkınca vermedi, yüzünü göstermedi bana. Yalvardım, uğraştım, gerçekten uğraştım. Ama bir daha karşınıza çıkarsam akıl hastanesinde kapatacağını söyledim. Sonra da bu şehirden sürdüler beni. O parayı da buradan gitmem için zorla verdi. Almak istemedim. Direndim. Ama çok güçsüzdüm. Beceremedim. Ay çok özür dilerim. Sana
Sana iyi bir anne olamadığım için çok özür dilerim. Musakka. Sürpriz. Sen nasıl? Ne zaman, ne ara? Yağmurcuğumla birlikte öğrendik sana sürpriz yapmak için. Çok mutlu oldum. Yağmurcuğumla da ayrıca görüşeceğiz. Çok çalıştım da tabii. Okula gitmeyi de çok istiyorum. Seni en güzel okullara göndereceğim ben. Çok güzel bir hayatın olsun istiyorum senin. Peki sen söyle. Büyünce ne olmak istiyorsun? Artık büyüdüğüme göre prenses olamam. Sen zaten hep benim prensesimsin. Belki doktor olabilirim. Oo, benim kızım işleri büyütmüş ya. Yani dünyada çok hasta var benim. O yüzden onları iyileştirmek için doktor olacağım. Aferin. Meleğim iyisin. Yani vurursan ben yapabilirim. Allah Allah. Olur kızım, yaz hadi. Perşembe. Köfte. Makarna. Makarna. Alo. Toplantıya mı geldin? Evet abi. Sen ne yaptın? Evrak işleri falan işte. Boş ver. Bu Amerikalılar biraz canını sıkacak galiba ha? Öyle gözüküyor ama halledeceğiz bir şekilde. Eminim ben. Halledersin. Sen nasılsın peki? Selena Hanım nasıl? İyiyiz abi. Sağ ol. Aramızda her ne yaşanmış olursa olsun. Geçen gün olanları gerçekten çok üzüldüm. Umarım halledersiniz. Umarım. Ben kaçarım. Görüşürüz. Ne o Emir? Toplantıya kalmıyor musun? Dışarıda çok önemli bir toplantım var baba. İptal etmem mümkün değil. Güzel. En zor zamanlarda sen hep ortadan kaybolup öyle. Güzel. Mecburen oluyor baba. Kolay gelsin size. Eline ne oldu senin? Yok bir şey. Bu gergin tavrını toplantıda sürdürmeyeceksin umarım. Adamları bir sorun olmadığına, bizim kenetlenmiş bir aile olduğumuza inandırmamız gerekiyor. Biliyorsun değil mi? Biz inanırsak onları da inandırırız Kasım Bey. Merak etmeyin. Toplantıdan sonra bir yere kaybolma. Seninle şöyle doğru dürüst bir konuşalım. Olur. Welcome. Thank you. Have a seat, please. Welcome. How are you? Dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Tamam mı? Bir, iki, üç. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bu kadar, tamam mı? Biz 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sultan teyze. Ne yapıyorsun burada? Ferhat,
Seni görmeye geldim oğlum. Evine dön artık. Orada burada kalmakla olmaz. Bu sersefil hayatı nereye kadar sürdüreceksin? Gördün mü torununu? Annesi mutfakta çalışırken restoran köşelerinde oyalamaya çalışıyor kızcağız kendine. Hayal edin Neva'yı geri alacak mı eve? Hayır. O zaman beni de bekleme boş yere. Ha? Kızım ben de seni arıyordum. Ya içeride sıkılmıştım da Meryem'le oyun oynuyordum. Tamam, ben sana çok güzel atıştırmalıklar hazırladım. Hadi koş bakalım tabağında neler varmış, ben de geliyorum, tamam mı? Tamam. Hadi koş bakalım. Senin kaderin kendinle baş başa yaşamakmış Sultan Hanım. Evet, yapma oğlum. Yani bu kadın için teyzeni bırakıyorsun, öyle mi? İyi. Niye öyle söyledi Sultan anne? Evi terk ettim ben, onunla alakalı tartıştık biraz. Niye tartıştınız? Yoksa benim yüzümden mi? Olması gereken oldu, boş ver. Özlem, benim bir iki saat işim çıktı. Beni biraz idare edebilir misin? Hemen geleceğim. Olur olur, merak etme. Sağ ol. This could damage our company's reputation. We don't want anything to overshadow our partnership. Ortaklığımızda hiçbir gölge istemiyoruz. Ama şu an yaşanan şeyler de şirketimizin itibarını sarsıyor diyor. No, no. Hocam, sen çevirir misiniz? Bakın biz PR çalışmalarına çoktan başladık. Yani bu basit olay çok kısa zamanda unutulacaktır. Ama herkes ortaklığımızı ve uluslararası işbirliğimizi konuşuyor olacak. Ortaklarımızın kafası iyice karıştı anlaşılan. Bakalım bu işin içinden nasıl çıkacağız? Yaptıkları yatırım karşılığını istiyorlar. Ki haklılar. Excuse me. Sorry. Ece Hanım, söylediklerimi çevirebilir misiniz lütfen? Tabii. Bizim şirketimiz öyle okuduğunuz, gördüğünüz birkaç magazin haberinden çok daha büyük bir şirkettir. Zaten bu yüzden bizimle çalıştığınızı düşünüyorum ben. Geçmiş faaliyetlerimiz, tarihimiz, her şey ortada. Şirketimizin itibarı ve piyasadaki rakamları konuşmuyorum bile. Dolayısıyla Türkiye'nin en prestijli şirketlerinden biriyle ortaklık kurma aşamasında olduğunuzu hatırlatmak isterim. Yani şu noktada sadece sizin güveninize ihtiyacımız var. Tıpkı bizim size güvendiğimiz gibi. Of course, we never thought about ending this business. Ortaklığı zaten bitirmeyi hiç düşünmemişler. We just wanted to clarify a few things before we leave Istanbul. Sadece İstanbul'dan gitmeden her şeyi netleştirmek istiyorlarmış. Thank you. Thank you for understanding. Evrakları hazırlattım patron. Ne zaman isterseniz harekete geçebiliriz. Güzel. Korhan Bey, Emir Karahun geldi, sizi bekliyor. Hadi oğlum bunu, benim odaya bırak. Patron, ben sevkiyatı yapacak araçların başına geçiyorum. Bana bir diyeceğiniz var mı? En ufak hata istemiyorum. Göreyim seni. Oo, Emir Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Güzel araba, hızlı da. Yakışır size. Beğendiniz mi? Güzelmiş. Yüzünüze ne oldu sizin? Ya aslında ben şiddete tamamıyla karşı bir adamım. Ama işte bazen nasıl derler böyle kaba saba adamlar çıkıyor karşınıza. İşte istenmeyen sonuçları oluyor. Geçelim mi? Hay hay, buyurun. Çalışırken eğlenmeyi seviyorsunuz galiba ha? Evet. İsterseniz bir el atalım. Buyurun. Olur. Pardon.
sayı olmadı ama hiç fena değilsiniz. Vakit nakittir Koran Bey. Eğer işte de böyleyseniz. Doğru hedef iyi planlama ister. Ben işimi ciddiye alırım. Bu arada araçlar çoktan yükleme noktalarına yola çıktılar. Güzel. İşi olan bu profesyonel yaklaşımınızı seviyorum Koran Bey. Ayrıca gazetede çıkan haberleri de hiç gündeme getirmemiş olmanız benim için çok pozitif bir durum. Sizinle çok uzun süreli bir işbirliğimiz olacak. Ben de öyle düşünüyorum. Sizinle iyi bir ortaklığımız olacak. İş konusundaki hassasiyetlerimiz kadar eğlence anlayışımız da uyuşuyor. Gel bakalım. Otur. İyi böyle. Oğlum. Annem bana her şeyi anlattı baba. Ben bütün çocukluğumda annemi bekledim. O gelmediği için onu suçladım. Meğer annemsiz geçen çocukluğumun sebebi senmişsin. Beni nasıl satın aldığını öğrendim. Yine olsa yine aynı şeyi yaparım. Gerçekten mi ya? Yine olsa yine aynı şeyi yapacaksın yani. Yalnız söyleyeyim. Bu sefer paran yetmez. Alp. Sinirlisin. Ne dediğinin farkında değilsin. Ama kendine gel. Senin karşında hala babam duruyor. Çocukluğumda yaptığım hatayı yapmayacağım baba. Beni yönetmene izin vermeyeceğim. Artık ben yokum. Ne istiyorsam onu yapacağım. Restoranımda devam edeceğim. Ondan sonra kendin devam edersin. Ne demek ben yokum? Oğlum bütün bunlar senin için. Bu koltuk senin. Doğru. Doğru, sen de haklısın tabii. Yaptığın yatırımın karşılığını istiyorsun. Anlıyorum. Ama artık yok. Anneme benim karşılığım olarak verdiğim parayı senelerce çalışıp ödedim ben. Artık baba oğlu olarak bir alacak verecek meselemiz kalmadı. Bu makam var ya, ah makamın senin olsun. Ben sadece hayatımı istiyorum. Alp. Canım, istediğiniz bilgilere ulaştım. Ay, teşekkür ederim. Korhan Ateş. Ben çıkıyorum, telefonum açık. Yağmur! Ay, minik kuşum, hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yağmurcuğum, biliyor musun? Dün akşam annemin yazılarını ben yazdım. Aferin sana. Nasıl buldun bizim akıl pipini? Siz ikiniz çok fenasınız vallahi. Bana bak, mutfakta masanın üstünde seni bir sürpriz bekliyor. Gerçekten mi? Gerçekten, fırla. Geç otur.
haber? Restoranda olman lazım senin bu saatte. Sultan anneyle konuşmaya geldim. Ferhat'la kavga etmişler. Bundan sana ne? Benim yüzümden kavga etmişler Yağmur. Bizi evden kovdu diye. Neva, her şeyin sorumluluğunu üstlenmekten vazgeç artık. Yapma şunu bebeğim ya. Aslında tek sebep o değil Yağmur. Hayal'le babaannesinin bağ kopsun istemiyorum. İnanamıyorum, gerçekten inanamıyorum. Yani yaptığı onca şeyden sonra hala mı? Beni biliyorsun. Ailemi çok erken yaşta kaybettim. Anneannem olmasa belki başaramazdım. Hayal'in bir babaannesi kaldı benden başka. Bana bir şey olursa yalnız kalsın istemiyorum. Öyle mi? Peki. Ben ne güne duruyorum? Aşk olsun. Onun kapılar gibi teyzesi var. Hiçbir şey olmaz benim kızıma. Canım arkadaşım benim. Bir tanesi. Sen Hayal'in ikinci annesi sayılırsın. İlki varsın. Yavrum sen valla bir tanesin, bir tane. Ay teşekkür ederim. Geç şurada ye. Kızım ben hemen gidip geleceğim. Yağmur ablanı üzme, tamam mı? Tamam meleğim. Görüşürüz, görüşürüz bebeğim. Güle güle. Nasıl, güzel mi? Çok güzel Yağmur'um, çok güzel. Afiyet olsun aşkım. Ben biraz hırslıyımdır Koran Bey. Görüyorum. Ben de en az sizin kadar hırslıyımdır. Görüyorum. Hiç hafife alınacak bir rakip değilsiniz. Pardon. Alo. Araçların yükleme işlemleri tamamlanmış, yola çıkmışlar. En geç yarın bu iş biter. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Dur, durur musunuz? Alp Paşa, benim buraya gelişimin Neva ile hiçbir ilişki yok. Ben direkt seni teselli etmeye geldim. Emir, sen ne işler karıştırıyorsun? Dinleyecek misiniz hanımefendi? Biz devam edelim. Senin ne işin var benim kapımda? Ben sana benim kapıma gelmeyeceksin demedim mi? Defol git kapının önünden. Sultan anne. Bana anne deme. Bana anne deme. Yıkıl karşımdan. Hadi beni görmek istemiyorsun, tamam. Peki Hayal'le Ferhat'ın ne suçu var? Hayal senin torunun. Sana oğlunun yadigarı. Ferhat senin can yoldaşın, yeğenin. Niye Ferhat'ı kapı dışarı attın? Senin yüzünden. Senin yüzünden, anlıyor musun? Oğlumu elimden aldığın yetmedi. Ferhat'ı da üzerime saldın. Senin yüzünden başımıza gelmeyen kalmadı. Şimdi de karşıma geçmiş utanmadan hesap mı soruyorsun sen? Hadsiz! Ben sana şu anda bir kalp taşıdığını söylemeye geldim Sultan anne. Ferhat seni annesi gibi sever. Kendi öksüzlüğünü unuttu senin sayende. Şimdi onu kapı dışarı atıyorsun. Niye böyle yapıyorsun Sultan anne? Sana mı kaldı tasası? Sen dış kapının mandalısın artık. Ben senin torununun annesi. Geç bir kalem, geç! Senin yüzünden ben oğlumu kaybettim. Nasıl benim yüzümden Sultan anne? İşte evlendikten sonra hırsların, isteklerin bitmedi bir türlü. Hep daha fazlasını isteye isteye oğlum olmayacak işlere sürükledin sen. Sultan anne, sen ne diyorsun? Olur mu hiç öyle bir şey? Ben Sedat'tan hiçbir zaman hiçbir şey istemedim. Hayal için bile bir şey istemedim. Hatta Sedat'ın haberi olmadan ben dışarıya pasta, kek sattım. Hayal'in ihtiyaçlarını öyle karşıladım. Allah şahidimdir. Ben Sedat'tan hiçbir şey istemedim Sultan anne.
Hadi oradan be. Sana yetiştirmek için oğlum benden devamlı para istiyordu. Anne şerefim üstüne yemin ederim ben Sedat'tan hiçbir şey istemedim. Sultan anne. İyi misin? İyiyim. Hatta hiç olmadığım kadar iyiyim. Bundan sonra bir başımızdayız. Şirketle ilişkimi kestim. Nasıl? Ya, sen şu an Karaon Holding'de olan bağını kopardığını mı söylüyorsun? Evet. Çıldırdın mı sen? Yok. Evet, diyelim çıldırdım. Ama yıllarca bir yalana inanıp yaşadığım için annemi suçladım hep. Annemi tehdit eden, zorla para verip şehir dışına gönderen babammış. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir saniye. Bütün bunları Kasım amca mı yapmış Selen teyze? Babamla yolları ayırdık. Peki Kasım amca ne diyor bu duruma? Ne diyebilir Berk? Allah aşkına ne diyebilir? Aynı şeyler. Abi sen istesen bile Kasım amca seni bırakmaz ki. Yok, şöyle kolay değil. Bundan sonra öyle kimse beni kolay kolay ikna edemez. Peki iyi düşündün mü? Emin misin? Tam annenin aranı yeni düzeltiyorken bu sefer babamla aran bozulmuş. Biliyorum Berk, gayet iyi biliyorum. Yapacak bir şey yok. Biz her şeye hazırlıklı olalım dediğim gibi. Karaon Holding'in dışındayım artık. Tamam, bak sinirlisin. Ama sana bunu hatırlatmak zorundayım. Burası Karaon Holding'in yatırımı biliyorsun değil mi? Yani biz burayı Holding'in vitrini olarak açtık. Ne abi, hem Holding'in dışındayım diyorsun hem burası nasıl olacak? Gerekirse sıfırdan başlarım. Tamam mı? Gidecek bir yol bulunur. Bundan sonra kendi yolumuzu kendimiz çizeceğiz. Ece. Eğer müsait değilsen sonra gelin. Yok yok, müsaitim. Gel. Nasılsın? İyiyim. Sen? İyiyim. Ben de bütün gün sana bakındım şirkette ama seni göremedim. Dışarıda bir yemek yedim, sonra biraz gezdim falan. Biliyorsun bu aralar şirket biraz gergin. Öyle. Hiç haksız değilsin. Annemle konuştum bu arada. Vakıftaki işi kabul etmişsin. Evet. Biliyorsun zaten Türkan Hanım'a hayır demek mümkün değil. Aa, bilmez miyim? Bilmez miyim? Çok sevindim. Kutlayalım bir ara. Olur. Kutlayalım. Hatta istersen bu akşam bir yemek yiyelim. Yani tabii senin başka bir programın yoksa. Olur. Harika fikir. Yani aslına bakarsan benim seni götürmek istediğim birkaç restoran vardı ama... ne tarz bir şey yemek istersin? Acaba sizin restorana mı gitsek? Ben oranın yemeklerini çok beğenmiştim ya. Benim belki sonrasında Alp Bey falan da dahil olur. Olur. Sen nasıl istersen. Anlaştık. İşte biz de ablama son görevimizi ifa edip döndük. Sana bir şey söyleyeyim mi evlat? İnsan kabristanda düşünüyor kendi kendine. Bunca koşuşturma, bu çaba, bu gayret. Niye? Haklısın şef. Bir tanıdığım bana hayat sevdiklerimizden vazgeçmek için çok kısa demişti. Kim söylemişse çok güzel söylemiş. Hepimiz göçüp gideceğiz evlat. Şu anda buradayken, hayattayken sevdiklerimize sıkı sıkı sarılmamız lazım. Sonra her şey için çok geç oluyor be. Ben de sizi arıyordum şefim. Hı. Rahatsız etmiyorum umarım. Yok yok, biz öyle sohbet ediyorduk kızım. Ne oldu, hayırdır? Bir sorun mu var yoksa? Müsaitseniz bir mutfağa bakabilir misiniz? Fırında sorun çıktı da. Bir dakika. O fırın değil, onun adı var. Nazlı. Geldiğimi duymuş demek ki, nazlanıyor. Özlemiş beni. Evet. Neyse, ben gidip şu mutfağa bir bakayım. Sonra yine sohbet ederiz. Tamam, tamam şefim. Görüşürüz. Hadi eyvallah. Alp Bey, siz iyi misiniz? Döndüğünüzden beri biraz düşünceli gördüm sizi. Merak ettim, her şey yolunda mı? İyi.
Hatta hiç olmadığım kadar iyiyim, öyle söyleyeyim. Teşekkür ederim bu arada sorduğun için. Sadece kapatmam gereken defterler vardı, onları kapatıyorum. Bundan sonra her şey yoluna girecek. Biraz da senin sayende. Hoş geldiniz. Ne haber Berk? İyidir. Nasıl restoranın durumlar? Vallahi gördüğün gibi gayet güzel. Ece Hanım, siz nasılsınız, iyi misiniz? Ece diyebilirsin. Biz bu lezzetli yemeklerinizi yemeye geldik. İyi yaptınız da keşke önceden haber verseydiniz, güzel bir masa ayarlardım size. Yani vallahi son dakika oldu. Yani da bırakmazsın herhalde bir şey. Ya olur mu öyle şey? Size her zaman yerimiz var. Eşlik edeyim, buyurun. Buyurun. Şöyle buyurun. Ben şimdi size hemen bir garson da göndereceğim, buyurun hocam. Ben geçen sefer yediğim risottoyu çok beğenmiştim. Onu yapan şefin adı Neva mıydı? Neva şef, tabii ki iletirim ondan istediğinizi. Teşekkürler. Alp buralarda mı? Evet, evet, burada ofisinde olması lazım. Ben bizim ufaklığa bakıp hemen geliyorum. Tamamdır. Ben hemen size bir garson yönlendireceğim, afiyet olsun. Teşekkürler. Ece Hanım. Hoş geldiniz tekrar. Biz sipariş verdik. Ece Hanım, kızmazsanız ben size bir şey söylemek istiyorum. Tabii. Ece Hanım, ben sizi çok beğeniyorum. Yani bence çok güzel bir kadınsınız. Ve Alp Bey'le de çok yakışıyorsunuz bence. Tabii Alp Bey'in çevresindeki parazitler olmasa... Parazit derken? Neva'dan bahsediyorum. Umarım her şey istediğiniz gibi olur. Umarım. Neva. Biliyorum çok zor şeyler yaşıyoruz. Böyle her şey karmakarışık falan ama... bütün bunlar bittiğinde ben... geride güzel şeyler kalsın istiyorum. Evet. Seylan Hanım'la... güzel bir hayat geçirirsiniz umarım. Evet. Her şey annemin iyileşmesi için zaten. Beni mutfaktan beklerler. Kadim şefi daha fazla bekletmeyeyim. Ha. Şu meşhur şef sen olmalısın ha. Anlamadım. Aa. Tabii kendimi tanıtmadım sana. Emir ben. Emir Karaoğlu. Alp'in abisiyim. Ben tanıyorum sizi tabii ki. Memnun oldum. Ben de Neva. Aslına bakarsan ben de seni tanıyorum Seyir. Vallahi yemeklerin herkesin dilinde. Hatta Ece Hanım özellikle gelmek istedi bu yüzden buraya. Emir. Alp. Ben müsaadenizi isteyeyim. Müsaade senin. Restoranda işler iyi görünüyor. İyi. Her zamanki hali diye. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Sanırım son çıkan haberlerden pek etkilememiş gibi ha? Restoranı etkilemedi zaten. Hı. Sahi kim yapar ya böyle bir şeyi? Yani şu gazetedeki haberlerden bahsediyorum. Acaba Selen Hanım'ın bir düşmanı falan mı var? Var. Ama annemin değil. Nasıl yani? Sen biliyor musun kim olduğunu? Emin değilim. Ama bir tahminim var. Oğlum biz niye konuşuyoruz bunları ya? Ben bulduğumda gerekeni yapacağım zaten. Gel. Türkan! Türkan! Kasım. Senin yüzünden. Senin yüzünden. Ne benim yüzümden? Bir sakin olur musun lütfen? Senin yüzünden oğlumu kaybetmeyeceğim ben. Bugüne kadar ne istiyorsan yaptım. Benden ne istediysen harfiyen yerine getirdim ama artık yeter. Yeter, anlıyor musun? Senin yüzünden Alp'i kaybetmeyeceğim. Benim yüzümden mi? Elbette senin yüzünden. Yıllar önce olmuş bir olayı abarttıkça abarttın, abarttıkça abarttın. Ne olurdu ya?
Ne olurdu bir parça kendine hakim olabilseydin, ne olurdu? Seylan'ın rezalet çıkardığı gece böyle demiyordun ama. Her zamanki gibi yalan mı söylüyordun yoksa? Alp'i bu eve benim kabul ettiğimi sakın unutma. Evet, sen kabul ettin. Neden peki? Ha, sana neden kabul ettin? Ben yanında kalayım diye. Yalan mı? Teşekkür ederim. Teşekkürler Ferhat. Vallahi çok güzel görünüyor. Afiyet olsun. Bugün bir ara hiç bitmeyecek sandım. Gerçekten o kadar zor bir gündü ki. Hiç sorma. Anlaşmayı son anda kurtarmışsınız diye duydum. Evet. Ama gerçekten çok zordu. Yani ben bir ara anlaşma kesin bozulacak dedim. O sırada Alp Bey girdi devreye ve tek hamleyle çözdü. Öyledir bizim altın çocuğumuz. Odadan çıktığı anda her ne olursa olsun herkes ondan bahseder. Öyle deme abi ya. Senden de bahsediyorlar. Tabii canım, doğru. Ama benden ne şekilde bahsettiklerini hepimiz biliyoruz bence. Sizin beraber büyüdüğünüze inanmak o kadar zor ki. Yani bambaşka iki insansınız. Bunu olumlu bir yerden söylüyorum bu arada. Böyle çocukluğunuzu falan çok merak ediyorum. Böyle çok bir sürü anınız vardır. Oo. Karavanlarda aksiyon biter mi? Sırf Kasım Bey'i kızdırmak için bir şeyleri bozardık Alp'le. Ne oldu? Şey geldi aklıma ya. Çocukken babamın arabasının bir parçasını alıp bahçeye gömmüştük, hatırladın mı? Koskoca Kasım karı bütün gün arabanın etrafında dönüp durdu o parçayı bulacağım. Aha. Sonra canımızı okudu ama. Ya. Hem de nasıl? Yani çocukluğunuz hep böyle yaramazlıklarla mı geçti? Büyüdükçe her şey değişiyor tabii. Alp Amerika'ya gittikten sonra koptuk. Sen de New York'ta değil miydin Ece? Yani Alp'le aynı dönemde orada olmuş olmanız lazım. Denk gelmemiş olmanız çok tuhaf. Yani oradaki öğrenci topluluklarında falan. Evet. Alp Bey, sizce de bizim bugüne kadar hiç tanışmamış olmamız çok tuhaf değil mi? Artık tartışmak istemiyorum. Lütfen, çok yoruldum. Tartışmayacaksak hatalarını da kabul edeceksin o zaman. Etmiyorum. Ben aldatıldım. Ben zarar gördüm. Benim çocuğum zarar gördü. Ben oğlumu sadece mutlu bir yuvası olsun istedim. Ona iyi bir annelik yapmak istedim. Hata olan bu mu? Çocuğun öyle mi? Çocuğun. Nerede çocuğun? Emir nerede? Kim bilir nerelerde? Alp. Ha? Alp bugün bana holdingde artık çalışmak istemediğini söyledi. Artık onsuz devam edecekmişiz. Alp nerede? Onsuz mu devam edecek? Hayatım. Bak lütfen, lütfen bak tansiyonu çıkacak. Sakin olur musun? Dur şöyle. Bırak, nasıl sakin oluyorum ben ya? Nasıl sakin olacağım ben? Karısı tarafından sürekli yalancılıkla suçlanan, oğlu tarafından terk edilmiş bir adamım ben. Ben nasıl sakin olacağım ya? Belki de böyle olmasını sen istemişsindir. Buna bak. Su iç. Hadi canım. Sizin New York'tan bizim şirkete çalışmak için gelmeniz de çok ilginç bu arada. Çok uzun süre kalmayı planlıyor musunuz? Aslında ben çok kararsızdım ama burada yaşadıkça, bazı şeyleri gördükçe fikrim değişti. Ben kolay kolay dönmem gibi duruyor. Harika bir haber bu. Zaten burada yapacağımız daha çok şey var. Evet. Emir de sağ olsun ya, geldiğim ilk günden beri bana çok destek oluyor. Onun sayesinde İstanbul'a tekrar çok daha kolay adapte oldum. Keyifle yapıyorum Ece. Yani sana yardımcı olmak bana mutluluk veriyor. Öyle.
Emir iyi bir arkadaştır. Öyle. Biz şirkette de birbirimize çok destek oluyoruz. Çok iyi bir ikili olduk. Siz iş konusunda peki hiç böyle paslaşıyor musunuz? Mesela bir anlaşma, sözleşme yapılacağı zaman hani bu şirketle çalışalım, bununla çalışmayalım. Bu güvenilir, bu değildir gibi. Biz Alp'le pek iş konuşmayız. Yani ikimizin de farklı yöntemleri vardır diyelim. Anladım. Ben geçen gün şirkette yeni sözleşmelere bakarken böyle enteresan birkaç nakliye firmasının adını gördüm. Belki şirkete geldiğiniz bir gün Alp Bey beraber inceleriz. Gerek yok Ece Hanım, çünkü ben bugün itibariyle şirketle ilişkim kestim. Ya bundan sonra sadece restoranda olacağım. Ne? Nasıl ya? Babamın haberi var mı? Var tabii. Kusura bakma kardeşim ama babam seni kolay kolay bırakmaz. Öyle mi? Ben bırakırım abi. O zaman ne diyelim? Hayırlısı olsun. Hayırlısı. Memur Bey, hoş geldiniz. Muhtemelen yemek yemek için geldiniz ama özür dileyerek söylüyorum, mutfak henüz açılmadı. Alp Karahun burada mı? Ne oldu? Yani niye birdenbire sordunuz ki? Tamam, tamam. Yavaş yavaş söyleyin en azından, olur mu? Gonca Hanım, tamam. Tamam, ben ilgileniyorum. Buyurun. Alp Karahun siz misiniz? Benim, buyurun. Hakkınızda şikayet var. Bizimle karakola kadar gelmeniz lazım. Sorun ne peki? Ha, ben biliyordum. Ya ben biliyordum, vallahi ben biliyordum ama kimse Gonca. Ya polisler geldiler, Alp'i aldılar, götürüyorlar karakola. Ne karakolu, ne polis? Bilmiyorum, bilmiyorum ne var. Peki memur bey, şunu öğrenebilir miyim ben? Yani... Ne oluyor Alp Bey? Bilmiyorum. Ben de onu anlamaya çalışıyorum, hakkında şikayet varmış. Peki kim beni şikayet etmiş, onu öğrenebilir miyim bari? Korhan Ateş, kendisini darp ettiğiniz için hakkınızda şikayette bulunmuş. Nasıl yani? Kendisi kalkıp geldi buraya. Peki, peki, tamam. Buyurun gidebiliriz. Alp Bey, ben de geliyorum. Ne var, sen restoranda kal. Ben geliyorum. Eyvallah. Alo. Müdür Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Ya anlamadım. Alp'in emniyette ne iş var? Günaydın Ece. Günaydın. Beni sordurmuşsun sekreterime. Ben de bir uğrayayım dedim. İyi yaptın. Benim sana bir şey sormam lazım Emir. Tabii. Sor. Bu lojistik firmasıyla olan sözleşme. Emir. Kardeşini karakola götürmüşler. Ben emniyete geçiyorum. Sen avukata haber ver, peşimden gelin. Ne karakolu ya? Ne olmuş ki? Bilmiyorum, bir kavgaya karışmış galiba. Ayrıntıları orada öğreneceğim. Hadi. Ben de geleyim isterseniz. Basın gelir, böyle yalan yanlış haber yapmaya çalışır falan, onu engellemiş olurum. Doğru söylüyorsun. Hadi. Görüşebilir miyim acaba? Kendisini sorgusu devam ediyor. Siz nesi oluyorsunuz? Ben... Sorgusu bittikten sonra görüşebilirsiniz. Ama yalnızca birinci dereceden yakınlarını içeri alabiliyoruz. Ben Alp Karahan'ın eşiyim. Tamam, bekleyin bir. Duruma bakalım.
Neva? Şimdi ben bizim avukatla görüşüp biraz sonra gelecek. Ama birkaç kişiyi daha arayacağım. Bir durum olursa sen bana haber ver, tamam mı? Dışarıdayım ben. Tamam Berk Bey. Gel. Amirim, Alp Bey'in eşi dışarıda görüşmek istiyormuş. Buyursun gelsin. Buyurun. Siz buyurun. Niye geldin Neva? Ben sana restoranda kalmanı söylemiştim. Sizi yalnız bırakmak istemedim. Neva, bu benim meselem. Senin buraya gelmen daha fazla dikkat çekecek. Hepsi benim yüzümden. Hepsi. Sultan anne haklıydı. Belki de dokunduğum her şeyi gerçekten mahvediyorum. Neva, ne diyorsun sen Allah aşkına? Kızım içindi. Her ne yaptıysam kızım için yaptım. Ama bir kere daha gördüm ki ben herkesin hayatını karartıyorum. Daha bir felaket bitmeden diğeri başlıyor. Böyle freni patlamış bir kamyon gibi önüme kim çıkarsa... Bir dakika, bir dakika Neva, bir dakika. Senin ağzından çıkanı kulağın duymuyor herhalde. Sen kızım için bu dünyayı yaşanabilir kılıyorsun. Bunu yaparken başkalarına da can oluyorsun. Sen bunun farkında değilsin herhalde. Ya benim annem senin sayende tekrar hayata tutunacak. Yasasın hayatınız Alp Bey. Bu olay sizi dışarıda olumsuz gösterecek. Daha medyayla diğer kriz çözülmemişken bir de böyle bir Neva, şey... Neva bak, tamam, son kez söylüyorum. Bu benim meselem, ben bu işi halledeceğim. Tamam mı? Hayır. Hayır, bu iş daha fazla büyümeden ben Korhan'la konuşup şikayeti geri almasını sağlayacağım. Sen neden işte, neden? Ben bunu anlamıyorum. Neden yapıyorsun bunu? Korhan'ın istediği tam da bu zaten. Seni tekrar avcunun içine almak. Sen eğer tekrar Korhan'ın eline düşersen... Annem? Anneme ne olacak peki? Ne var lütfen? Bak, bu Korhan konusunda seni bir daha uyarmak istemiyorum. Anlaşmamızı biliyorum. Ona uyacağım. Ama sizin hayatınızı daha fazla mahvetmeyeceğim. Görmüyor musun beni nasıl iyileştirdiğini ya? Ha? Sen annemin ikinci şansı olmakla kalmadın, benim de. Sil aklındaki kötü düşünceleri. Hayırlı düşün. Sen şu hayatta gördüğüm en fedakar kadınsın. Her şey yoluna girecek. Her şey. Kasım amca. Ne oluyor burada? Bir sıkıntı yok. Avukatlar da gelecek zaten şimdi. Çok ufacık bir tartışma, hiç önemli değil yani. Ufak mı değil mi, göreceğiz. Alp nerede? Sorguda şu an. Ama sonra çıkar görebiliriz yani. Bir sıkıntı yok şu an. Kasım Bey. Müdür Bey uygun sizi bekliyor. Tamam. Peki. Ben birkaç telefon görüşmesi yapayım. Tabii. Beni de restorandan arıyorlar. Alo. Şikayette bulunan kişinin darp raporu var.
Üstelik olay sizin restoranda gerçekleşmiş. Buyurun, görüntüleri siz de izleyebilirsiniz. Affedersiniz. Alp Karahun'la görüşmek istiyorum. Sorgusunun bittiğini söylediler. Evrakları tamamlandı. Görüşebilirsiniz. Yalnız şu anda eşi içeride. Biraz bekleyin lütfen. Eşi mi? Evet, dediğim gibi eşi içeride. Bu da bekleyebilirsiniz biraz.